Efendim, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk Cihangir'deki komşularıyla mahkemelik olmuştu. Bilirkişi heyeti apartmanda bir keşif yaptı ve binalarının yıkılmasını istemeyen daire sakinleri de hem öfkeli hem de isyandaydı. Binanın sağlamlığı bakımından söylenecek hiçbir şey yok. Nobel ödüllü yazarın mahkemelik olduğu apartmanda keşif yapıldı. Komşuları Orhan Pamuk'u suçladı. Muhtemelen bütün binayı ele geçirip yıkıp tekrar yaptırmak istiyor. Ünlü yazarın 18 dairelik bu apartmanda 6 dairesi var. Yani binanın 5'te 2'sine sahip ama komşuların da çoğunluk. Onlar da yıkılmasını istemiyorlar. Sağlamlaştırılsın diyorlar. Bu kadar insan oturuyor. Çürük olsa kendi de oturuyor. O zaman çıksın gitsin başka bir yere. Cihangir'deki 18 daireli 50 yıllık taray apartmanı riskli yapı kararının ardından kentsel dönüşüm kapsamına girmiş, yıkılmaması için açılan davada ihtiyati tedbir kararı çıkmıştı. İhtiyati tedbir kararının halen var olmasında tek sebebi maalesef karşı tarafta Orhan Pamuk olması. Maalesef bazı art niyetli düşüncelerinden dolayı bizi bu mağdur duruma, tedirgin duruma düşürdü. İddiaya göre Pamuk binadan karot örneği aldırdı. Bunu da komşularından habersiz yaptırdı. Raporda riskli yapı diye çıktı. Ama çıkması için bir gerekçe yok aslında. Binada herhangi bir çatlak vesaire hiçbir şey göremedi. Çürükse bu bina biz oturur muyuz? Valla Orhan Bey başımıza bir iş açtı. Bilirkişi heyeti bu sabah apartmandaydı. Çok sayıda bilirkişi raporu alındı. Binanın riskli yapı olduğu kesinleşti. Mahkeme yürütmenin durdurmasını kaldırdı. Yarım asırlık taray apartmanı yıkılacak mı yoksa güçlendirilecek mi sorusunun yanıtı heyetin vereceği raporla belli olacak.